geldiniz Sayın Başkanım. Sefalar getirdiniz. Evet, çocuklar alkışlarınız Sayın Başkanımıza gelsin. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'dayım. Benim ikinci memleketim gibi diyebilirim arkadaşlar Amasya. Her ay gelirim hemen hemen. Burada çünkü ses kayıt stüdyomuz var. Amasya Sanat Merkezi'nde zaten etkinliklerimiz devam ediyor. Bizim de bir elimiz kolumuz burada. Bana dediler ki bir seçim müziği yapılacak. Nere için dediler? Dediler ki işte Amasya için. Dedim ki şeref duyarım. Sayın Başkanımızın seçim müziğini kendimiz yaptık. Bir hafta boyunca sürekli çalıştık değerli başkanımız için. İyi ki de çalışmışız Sayın Başkanım. Sizler de bizlerin bu emeği karşılığında böyle güzel bir organizasyonda bizleri çağırıp bu son süreçte bizlere destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alayım başkanıma. Ayrıca Kültür Müdürümüz Sayın Oğuzhan Bey'e çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yakışıklı müdürümüzü göremiyorum. Buralarda mı? Onun da emeği çoktur. Teşekkür ediyorum. Vallahi harikasınız gerçekten. Böyle o 1,5 senenin ataletini üstümüzden attırdınız. Vallahi 1,5 sene sonra ilk sahnemiz olunca böyle pasımızı atmamız lazım. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz de geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Yani zamanımız olsun biz sabaha kadar, bizde sınır yok, sabaha kadar çalalım. Yani o kadar özledik ki sahneyi, böyle sizlerle birlikte olmayı. Alkışlıyorum. Bizde sınır yok. Başkanımız ne derse onu yapacağız. Başkanımız emretsin sabaha kadar çalalım. Herkes oynasın valla. Sıkıntı yok. Bizim Mehmetler, bizim Mehmetler. Haydi birlikte.
mermer sarı gelecek. Gelince gençlerin yüzü gülecek. Güneş gibi doğup ışık verecek. Amasya el ele bizim Mehmet'le. Bizim Mehmet'le. Haydi birlikte. Evet. Cümleten hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ne güzel ettiniz. Çok kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler, muhterem hanımefendiler, değerli arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarım. Bir yıl geçkin bir zamandı, evlerde sıkıldık kaldık. Eğlenmek sizin hakkınız, oynamak, gülmek sizin hakkınız. Efendim, mutluluk sizin hakkınız. Çünkü siz Amasyalısınız. Çünkü siz bu memlekete eğlenme, konuşma, özgürlüğünün tanındığı şehrin temsilcileri ve evlatlarısınız. Ben gençlerimize, belki yeni gelen gençlerimize önce Amasya'mızı tanıtmak istiyorum. Elbette ki Amasya'mızı tanıyorsunuz ama bazı hususları gençlerimizin, evlatlarımızın bilmesi lazım. Biz 8500 yıllık bir şehrin evlatlarıyız. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehrin evlatlarıyız. Ve Osmanlı bitti derken onu yeniden kuran bir ceddin torunlarıyız. Osmanlı'ya 7 tane muhteşem sultan gönderen bir şehrin evlatlarıyız. Yani ilimin merkezi, bilimin yeşili denen şehrin evlatlarıyız. Yine biz bu şehrin adına kurtuluştan kuruluşa şehir diyoruz. Yani cumhuriyetimizin, özgürlüğün felsefesinin oluştuğu, özgürlüğün meşalesinin tutuştuğu bir şehrin evlatlarıyız. Biz Tevfik Efendi'nin, Abdurrahman Kamil Efendi'nin torunlarıyız. Gazi Paşa'ya Amasya emrinizedir paşam diyen ceddin torunlarıyız. Biz onların ruhunu taşıyoruz. Biz onların cesaretini taşıyoruz. 7 düvele dikilen, 7 düvele ferman okuyan Gazi Paşa'nın fikirleri beyan ettiği ve o halka güvendiği şehrin evlatlarıyız. Güvenimiz tescillidir. Cesaretimiz tescillidir. Onun için her şeyden önce bunu bilmeniz lazım. Belediye başkanlıkları gelir geçer. Falan filan gelir geçer. Vekiller, vekaletler gelir geçer. Lakin yıl 1919, 12 Haziran Ramazan ayı günlerden Perşembe, Gazi Paşa Amasya'da ebediyete kadar var olacaktır. Biz onların bize gösterdiği yolda, onların bize tuttuğu ışıkta bir nefer olarak devamlı cumhuriyetimizin var olması noktasında Amasyalı olarak herkese yeter de artarız diyeceğiz. Onun için ben diyorum ki bunu iyi dinleyin. 81 vilayetin 80'i Amasya'ya saygı duymak mecburiyetindedir. Eğer bizim dedelerimiz o cesareti göstermeselerdi vallahi her taraf müstemlek olurdu. Onun için ne mutlu
Amasyalı olana. Ne mutlu Amasya'yı sevene. Ne mutlu Amasya'da kalana. Ne mutlu Amasya'nın ırmağını akışının seyrini seviyorum diyene. Sonra eline bizim hakkımız derken ayrıca her şeyi söyledik de Ferhat ile Şirin'i unutur muyuz? Öyle değil mi? Aşkın ruhlarda buluştuğu bir şehrin fertleriyiz. 12 Haziran 22 Haziran arası pazar günleri hariç her gün konserlerimiz burada devam edecektir. Efendim, biliyorsunuz virüs belasından sonra Türkiye'de ilk defa konser yapan, eğlenceyi yapan sadece Amasya'dır. Ve bu konuda hakikaten ciddi emek sarf eden Kültür Müdürü Oğuzhan Bey'e ve onun ekibine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine bu aradaki sıkıntılara katlanan efendim matematik hocası Kadir Hanım, yani Oğuzhan Bey'in eşine de efendim bu sıkıntılara katlandığı için hasreten ona da teşekkür ediyorum huzurunuzda ve alkış istiyorum. Öyle bu işler gördüğünüz gibi kolay değil. Yazması, çizması efendim bayağı emek sarf ediyorum. Hata yapmayalım. Neyi hata yapmayalım? Size hata yapmayalım diye. Sizi rahat ettirelim diye. Bizim tek derdimiz var. Amasyalı rahat etsin, Amasyalı huzurlu yaşasın, Amasya huzurlu bir şehir olsun. Ve evlatlarımıza, torunlarımıza müreffeh bir Amasya bırakabilmek için elimizden gelen mücadele yapıyoruz. Biz sizin için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Siz rahatınıza bakın. Siz mutlu olun. Sadece siz bize dua edin. Biz hayal kurar onu hayata geçiririz. Soruyorum size şimdi. Siz Amasya Belediye Başkanı'nı seviyor musunuz? Zayıf. Zayıf. Bir daha soruyorum. Başkanınızı seviyor musunuz? Vallahi de, billahi de ben sizi daha çok seviyorum. Evet. Harikasınız. Efendim, buraya geldiniz oynamaya gülmeye. Fazla lafa hacet yok demek lazım. Yine bu arada burada duydum. Başkan yardımcımız Hasan Şahin Bey'in doğum günü varmış. Cenab-ı Hak ona hayırlı, huzurlu, saadetli, mutlu, sağlıklı bir ömür nasip eylesin diyelim ve alkışlayalım. Evet. Keşke benim de doğum günüm olsaydı ama anama soruyorum ne zaman doğdum diye, soğan sökümünde diyor. Tam yok. Evet efendim, tekrar sizlere saygı ve muhabbetlerimi sunarken yavrucakları minik yanaklarından öpüyorum. Her şey yönünüz olsun diyorum. Güzellik sizden yana olsun. Amasyalı mutlu olsun. Sev Amasyalı'yı diyorum. Sevsin Amasyalı seni diyorum. Hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Ayrıca sanatçı kardeşlerimize ve buradaki ekipman arkadaşlarımıza, saz ekibine hasreten teşekkür ediyorum. Efendim, inşallah daha nice günlerde beraber buluşmak kaydıyla diyorum. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım.